Yatırım bülteninden herkese günaydın. Evet, Asya'dan gelen haber akışları etkili olmaya devam ederken Çin son Covid kısıtlamalarını kaldırarak sınırlarını dünyaya açtı ve böylece güvenli limanları olan talep azaldı. Hisse senetleri tarafında yükseliş, dolar ve yende ise bir gerilemenin yaşandığını takip ettik. Özellikle bir diğer tarafta ise ABD'den gelen başlıklar etkili oluyor. Tüm bu ayrıntıları konuşmaya devam edeceğiz. Evet, piyasa açılışı öncesi öne çıkan gündem başlıkları neler? İlk olarak bakalım, Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'deki gaz rezervini yeni keşifle 710 milyar metreküp'e yükseldiğini duyurmuş oldu. Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz'deki gaz rezervinin 58 milyar metreküp'ü yeni keşif ve 112 milyar metreküp'ü ise rezerv güncelleme olarak olmak üzere 170 milyar metreküp artışla 710 milyar metreküp'e çıktığını da duyurmuş oldu. Dün kabine toplantısının ardından yapmış olduğu açıklamalar dikkat çekiciydi diyelim. Ve ikinci başlıkta ise yine içeriden geliyor. Sayın Bakan tarafından gelen açıklama, Bilgin'den EYT mesajı geldi ve bu hafta açıklanacak dedi. Ayrıntılara bu hafta yer verilecek. Emeklilikte yaşa takılanlar konusundaki düzenlemelere ise merak konusu olmaya devam ediyor. Bu hafta içerisinde ise bu yenilikleri, değişiklikleri takip ediyor olacağız. Evet, bir diğer tarafta ise küresele dönüyoruz. Çin'in ülkelere gelenlere yönelik karantina zorunluluğunu kaldırması güvenli limanlara olan talebi azalttığını söyleyebiliriz. Dolar ve yende de yine gerilemenin yaşandığını, hisse senetlerinde ise yükselişin yaşandığını takip ederken Ukrayna boğazlarda 100'den fazla tahıl gemisinin bekletildiğini açıkladı. Ukrayna Altyapı Bakanlığı ülkeye ait gemilerin Rus teftiş ekipleri tarafından boğazda bekletildiğini açıkladı. Dün akşam yapılan açıklamalarda yüklenmek üzere Ukrayna limanlarına giden 73 gemiyle Afrika, Asya ve Avrupa'ya giden 22 gemi dahil olmak üzere toplamda 99 geminin bekletildiğini açıkladı. Ve açıklamaya göre son 2 günde Odessa limanından tahıl yüklü 9 gemi yola çıktı. Evet, ayrıntılarda aslında hem jeopolitik gelişmeleri hem de ekonomik gelişmeleri takip ederken bugün piyasalarda görünüm nasıl? Hem Çin hem de ABD'deki soğuk hava etkisiyle petrol fiyatlarının değer kazandığını takip ettik. Özellikle yine hisse senetlerinde de bir yükselişin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Bugün özelinde İngiltere'de Noel tatili sebebiyle piyasalar kapalı olacak. Ama içeride Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplanacak. Bir diğer tarafta ise konut fiyat endeksleri Ekim ayı verileri saat 17'de, Türkiye saati itibariyle 17'de ABD'den geliyor olacak. Bununla birlikte Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi ise Aralık verisi Türkiye saati itibariyle 18'de açıklanıyor olacak. Tüm bu ayrıntıları konuşmaya devam edeceğiz. Kutay Korap'la birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Kutay Korap'la birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kutay, günaydın. Günaydın. Merhaba. Nasıl bir fiyatlamayla karşı karşıyayız? Bugün haftanın ikinci işlem günü. Küreselden de haber akışları oldukça yoğun, ne dersin? Dün tabii küresel piyasalarda bir işlem geçmedi. Seanslar kapalıydı yılbaşı dolayısıyla. Bugün İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada gibi bir iki ülke daha var. Onların borsaları kapalı. Ama onun dışında Wall Street yeni günde vadeliler 0.60-0.70 civarında pozitif seyirde. Avrupa vadelilerde de yine 0.50'lerin üzerinde ortalama bir primli seyirle vadelilerin işlem gördüğünü takip ediyoruz. Yani Avrupa ve ABD için haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir karşımızda. Aynı zamanda Çin'de de biraz önce de sen bahsettin, özellikle 8 Ocak itibarıyla ülkeye gelen yolcuların 8 günlük karantina süresi artık bundan sonra olmayacağı, yani Covid-19 kısıtlamaları ile ilgili son kısıtlamanın da Çin'den kalktığını gördük. Bunun hisse senetleri piyasasında pozitif etkisi, sadece hisse senedi değil, dün yine kapalı olup bugün ilk işlemde olacak, bugün ilk işlemlerini gören gerek endüstriyel metal, gerekse enerji fiyatlarında Çin haber başlığı yukarı yönlü bir ivmeye işaret etti. Onu mesela fiyatlarda görmek gerekirse Brent ve WTI %1'e yakın bir seyirle pozitif fiyatlanıyor. Şu an $84.63 Brent,
80 doların hemen üzerinde ABD tipi ham petrolle karşı karşıyayız. Bitcoin 16.870 dolardan işlem görürken gümüş 24 doların üzerine çıktı. Dolar endeksinde hafif bir geri çekilme var. 104'lü seviyenin altına indik. Parite nezdinde 1.0660'lar civarında işlemler geçmekte olduğunu hatırlatalım. Diğer taraftan Borsa İstanbul dün yine son bundan bir 2-3 haftadır takip edilen ortalama işlem hacminin altında bir işlem hacmi var. Özellikle dün küresel piyasalarda birden fazla borsanın biraz önce bahsettiğimiz gibi tatil olmasından bizim endeksimizde de kısmi hacimlerde yavaşlama etkisi görülüyor. 93 milyar TL'lik işlem hacmi vardı. Tekfen, Koza grubu hisseleri endeksi destekler nitelikteydi Tüpraş'la da birlikte. Diğer taraftan BIST kapanışta %0.9'luk primle kapandı. 5500 seviyesinin hemen üzerinden kapanışını gerçekleştirdi. Banka sanayi ulaştırmaya baktığımızda yılbaşından bu yana TL bazlı %550 civarında yükselen ulaştırma endeksi son işlem günlerinde de bu yılın son işlem günlerinde de yine %2'lere yakın primle kapanış gerçekleştirdiğini gördük. Dolar TL 18.68'li seviyelerde CDS'imiz 521'lere işaret ettiğini hatırlatalım. Tabii ki de doğalgaz haber başlığı oldukça önemliydi. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Aktardıkların için diyelim ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, içerideki haber başlıkları ise senetleri piyasalarına nasıl bir 2022 geçirdik? 2023'ten beklentilerimiz neler? Cem Kaya bizlerle birlikte Ata Yatırım Yurt İçi Piyasalar Direktörü kendisiyle konuşuyor olacağız. Önümüzdeki yıla dair de beklentilerini alıyor olacağız. Cem hoş geldin. Merhaba Pelin, iyi yayınlar, hoş bulduk. Evet, şimdi aslında dünkü tablodan başlayalım ve ardından yılın geneline bakalım. 2022'de nasıl geçirdik ve 2023'ten beklentilerimiz ne, ama dün bakacak olursak az önce Kutay da söyledi, ulaştırma endeksiyle başlamak istiyorum. Yılbaşından bu yana %550'lik bir getiri sağlayan endeks var. Dolayısıyla bu taraftaki resmi nasıl yorumlarsın? Şu soruyla başlamak istiyorum. 2022'de bazı sektörler potansiyeline ulaştı mı, daha var mı yolu? Evet Pelin, 2022 biliyorsun pandemi sonrası öne çıkan sektörler vardı. Bunların başında da senin söylediğin gibi ulaştırma sektörü geliyor ki biz hep onun altını çizmiştik zaten. TAPİK'imizde de TAV havalimanlarını tutmaya devam ediyoruz. Ama tabii hem Pegasus hem Türk Hava Yolları oldukça iyi bir performans gösterdiler. Pandemide en fazla, en olumsuz etkilenen sektördü. Pandeminin bitmesi, yeni beklentilerin satın alınmasıyla birlikte orada gerçekten güzel bir rally oldu. Biz bu hareketliliğin önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyoruz. O nedenle de TAV havalimanlarını TAPİK'imizde tutacağız. Dediğim gibi ulaştırma sektörü 2022'nin yıldız sektörlerinden bir tanesiydi. Evet, şimdi burada aslında sanayi tarafında biraz konuşalım istiyorum. Peki sanayi tarafında da yine primlenmeleri yaşadık ama pandemi öncesinde daha çok aslında pandemi sonrasında ilk performans olarak sanayinin pozitif hareketini takip etmiştik. Burayı nasıl yorumluyorsun? Nasıl bir 2022 sanayi tarafında gerçekleşti? Evet, şimdi tabii sanayi yine piyasanın lokomotifi. Baktığımız zaman 2022 sadece Türkiye'de değil tüm dünyada Borsa İstanbul'un yıldızının parladığı bir yıl oldu. Dolar TL bazında %196 bir getiri. Dolar bazında, ki bunun altını çizmek istiyorum, %110 bir getiri. Gerçekten oldukça dikkat çekici. Bizim zaten oldukça iskontoluydu geçmişte pandemi çıkışından itibaren 2022'de sanayi tarafı ve bu tarafta oldukça güzel bir performans gösterdik. Hem gelen bilançolar hem de alternatifsiz kalan borsada çok ciddi bir para akışı olmuştu ve bu tarafa çok ciddi bir yatırım oldu. Tabii arz talep dengesinde gelen güçlü taleple sanayi tarafında da yukarı yönlü hareketler sert oldu. Bu tabii 2023'te devam edecek mi etmeyecek mi, buna bakacağız ama hani şu anda çok fazla iskontaların kalmadığını görüyoruz. O yüzden sektör bazında da ciddi seçici davranıyoruz ve dikkat ediyoruz. Hem sektör hem de sektörün içindeki hisse seçimleri konusunda.
Evet, şimdi bankayı sormazsam olmaz. Bankalar tabii ki de 2022'nin belki de en çok konuşulan, tartışılan ve belki de beklentilerin üzerinde performans gösteren endekslerden bir tanesi oldu. Dolayısıyla bankalardaki performansı da senden alalım. Nasıl bir 2022 yılıydı bankalarda? Evet, aslında 2022 yukarı yönlü başlayan rallide bankalar çok geride kalmıştı. Hiç ayak uyduramadı bu harekete. Daha sonra Temmuz 15 civarında 1900 bankacılık endeksi 1900 seviyesinden çok sert yukarı yönlü bir hareket yaptı. Ve yukarı yönlü hareketten sonra bir tepe yaparak ciddi bir dalga yaşadı. Bankacılık endeksi geri kaldığından dolayı talep gördü, ancak yani önümüzdeki dönem için mesela son çeyrekte yine bankacılığın karları güzel gelecek, ama hep bunun altını çiziyoruz. Enflasyon muhasebesini koyduğumuz zaman o karların çok gerçekçi olmadığını görüyoruz. O yüzden bankacılık endeksini ben biraz daha temkinli yaklaşıyorum mevcut seviyelerde. Bilhassa bugün yayına çıkmadan önce baktım. Burada 5040 seviyesi bankacılık endeksinde benim için önemli. Bu seviyenin üzerine kaldığı sürece dalga devam edecekti. Yukarı yönlü dalgalanmalar sınırlı da olsa. Ama 5040 seviyesinin altına gelirsek bankacılık endeksi tarafında bir düzeltme yaşayabiliriz. 4700'lere kadar. Bu da bizim piyasamızı da bir miktar bozabilir. Ama bankacılık endeksi şu anda benim için ikinci planda mevcut seviyelerde. Evet, bir de perakende tabii ki de aslında enflasyonist baskılar sonucunda bir miktar daha öne çıkan endeksler arasındaydı. Dolayısıyla perakendeyi bundan sonraki süreçte nasıl değerlendiriyorsun? 2022 nasıl geçti? Şimdi perakende sektörü bizim her zaman en beğendiğimiz sektörlerin başında geliyor. Burada da Migros ve BİM'in hep altını çiziyoruz. Temel olarak Migros'ta 160 hedefimiz, BİM'de 190 hedefimiz hala devam ediyor. Fakat 2022'de orada da bir haber akışı vardı, cezalar vardı, belirsizlikler vardı, olumsuz beklentiler oluştu. Ondan dolayı ben geri kaldıklarını düşünüyorum. O yüzden de buradan hisse senedi pozisyon alan yatırımcılara öncelikle perakende sektöründe hem defansif anlamda hem de mevcut enflasyonist ortamda onları koruyabilecek bir sektör olarak öneriyorum. Çünkü gerçekten baktığımızda şimdi birinci gündem enflasyon. Tüm dünyada bu çok ciddi bir sıkıntı ve bizde de tabii ki büyük bir sıkıntı. Böyle bir ortamda şu anda en güvenilir sektör perakende sektörü. Diğer taraftan dünyada bir resesyon beklentisi var. Resesyon beklentisinden dolayı da defansif kalmak lazım. Hissede çok seçici olmak lazım. Orada da yine perakende sektörü çıkıyor. O yüzden ben mevcut bizim zaten bir beklentimiz yoktu ceza ile ilgili. Bu cezaların gündemden kalkması ve tedarik zincirine bir miktar cezanın gelmesi, ki bu da çok abartılı değildi. Önümüzdeki günlerde perakende sektörünün fark yaratacağını düşünüyorum. Bunun başında da BİM ile Migros kesinlikle tavsiyelerimiz arasında devam edecek. Holdinglerdeki görünümü nasıl değerlendirirsin peki? Tabii holdingler baktığınız zaman burada da seçici olmak lazım. Bilhassa enerji yoğun, içinde enerji şirketleri olan holdingler daha çok tercih edildi 2022'de. Ve enerji sektörü de bu yönde fark yaratmıştı. Önümüzdeki günlerde ben biraz daha bu tarafta yine enerjinin ön planda olacağını düşünüyorum. Burada da yine Koç Holding ve Sabancı'yı yakından takip ediyoruz. Alarko'yu yakından takip ediyoruz. Holding de aslında bir nevi ben yine burada da bir miktar defansif olarak görüyorum. Çünkü içindeki şirket dağılımlarına baktığınızda önümüzdeki dönemde biraz daha sektör anlamında daha geniş bir yelpazede yatırım yapılabileceğini düşünüyorum holdingler tarafından. Şimdi 2022'yi özetledik. 2023'ten beklentileri aktarmaya çalışıyoruz. Fakat şunu sormak istiyorum. Küresel ve içerisinin ayrıştığını takip ettiğimiz bir yıl oldu. 2023'te de böyle bir tabloya hazır olmalı mıyız Cem? Özellikle küresel piyasalarda görüşler de ayrışıyor. Pesimist grup bir tarafta, optimist grup bir tarafta. Dolayısıyla yani hal böyle olunca ister istemez küresel piyasalara dair beklentiler de gri bir alana doğru yöneliyor. Sen ne dersin? Nasıl bekliyorsun? İçeriğiyle ayrışmasını bekliyor musun? Şimdi 2023 yine tabii enflasyon. Daha sonra enflasyon, sonra da alınan önlemlere bağlı bir resesyon hep gündemde olacak. Bu da yurt dışını baskılayacak. Bizim tarafta ise
uygulanan ekonomik politikalarla bu ayrışmanın devam etmesini bekleyebiliriz. Evet, iskontolar çok azaldı ama paranın gidebileceği herhangi bir yer yok Pelin. O yüzden trend devam ettiği sürece ben ayrışmanın da devam edeceğini düşünüyorum. Tabii bizim 2023 senesi bizim için ekstra önemli. Burada hem uygulanan ekonomik politikalarla yatırım araçlarında bence ciddi bir enerji birikiyor. Hem dolar TL tarafında, hem faiz tarafında, hem de borsa tarafında. Bu biriken enerjinin 2023'te ne yöne çıkacağı çok önemli. Ancak bir seçim yılı. Bu seçim yılı da normal şartlarda beklentilerinin satın alınacağı bir yıl olması gerekiyor. Ama biz bunu çok daha önceden yaşadık. O yüzden seçim bir beklenti, belirsizlik olarak bir beklenti önümüzde. Uygulanan politikalar, ekonomik politikalar, seçim yaklaştıkça yeni sürprizler, yeni kararlar tabii ki bizim yönümüzü belirleyecek. Ama şu anda uygulanan politikalara bağlı, evet dediğin gibi biz ayrışmaya devam edeceğiz ve mevcut trend yukarı yönlü seçime doğru kısıtlı da olsa devam edebilir. Evet, şimdi sana şunu da sormak istiyorum. 2022'de bir portföy oluştururken nelere dikkat etmeliydi yatırımcılar ve nasıl şekillendi 2023'te, özellikle şu an bir portföy oluşturacak yatırımcılar? Ne kadarlık bir yüzdesel bazda ağırlık vermeli ise senet tarafına ve bunun yanı sıra alternatif yatırım araçlarını görebiliyor musun? Özellikle fonlar tarafında da düşünceni merak ediyorum. Evet, şimdi 2022'de biz kur korumalı mevduatı çok konuştuk. Dolar TL'de kendimizi dolara karşı korumak için kur korumalı mevduatı çok konuştuk. Ama son dönemde dikkat edersen gündemden ciddi anlamda kur korumalı mevduat düştü. Çünkü son dönemde borsanın karşısında, daha doğrusu enflasyon karşısında kur korumalı mevduata para yatıranlar maalesef memnun değiller. Buradan da çok ciddi bir para çıkışı oldu ve borsaya geliyor. Aynı zamanda borsada halka arzlar var ki bu halka arzlar da ciddi bir talep yaratıyor yeni yatırımcı sayısında, yeni para girişinde. Bunu da ben etkili olduğunu düşünüyorum. 2023 senesinde evet dediğin gibi nasıl yatırım fonları var? Defansif yatırım fonları var. Ben defansif yatırım fonlarında bir miktar pozisyon alınmasını öneriyorum. Bunun başında da seninle her yayında paylaştığımız altını çok yakından takip ediyorum. Gram altın hem de dolar TL'ye karşı da bizi bir miktar koruduğu için içinde altın olan defansif yatırım fonları, tabii ki içinde hisse senedi olan ama hisse senedi miktarını kademeli olarak düşük tutan ve içinde altın olan yatırım fonlarını tercih edebilirler. Ben hisse olarak değil ama yatırım fonları olarak, yatırım fonlarında defansif fonları kesinlikle öneriyorum. Ama içinde hisse senedi, trend devam ettiği sürece olsun, yukarı yönlü hareketleri bu tip fonlarda takip edebiliriz. Ama ben her zaman söylüyorum, altın kesinlikle fonlarda bulunması gerekiyor. Yani 2023'te altını öne çıkartıyoruz o zaman, öyle mi? Ben ilk, şu anda biraz çeşitlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Hisse tarafında temkinliyim. Evet, trend devam ediyor. Teknik olarak baktığımızda 5150 seviyesi kırılmadığı sürece orta vadeli trend devam edecek. Ama ne olursa olsun ben kademeli olarak hisse senedi pozisyonlarının azaltılarak yatırım fonlarında çeşitlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Altını da ekstra takip ediyorum. Zaten yatırım fonlarının içinde de bir miktar altın olursa yatırımcılarımızı sağlıklı bir şekilde bu trendi takip etmesine yardımcı olacaktır. Bir de son olarak dolar TL tarafını da sormak istiyorum. Dar bir bantta hareket eden dolar TL'de 2023'te nasıl bir performans bekliyorsun? Aslında 2022'nin bence en büyük olayı dolar TL'nin bu seviyelerde uzun süredir sabit kalması. Gerçekten çok ilginç. 18.74'ün altında kaldığı sürece buradaki yatay hareketin de devam etmesini bekliyorum. Tabii ki 2023'te hem jeopolitik gelişmeler hem Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler, bunun yanında Euro bölgesi ve Amerika'daki faiz artışı veya faizleri sabit tutarak sözlü yönetimler. Bunları tabii çok yakından takip edeceğiz ama şu anda dolar TL'de herhangi bir şekilde 18.74'ü geçmediğimiz sürece ben yukarı yönlü bir hareket beklemiyorum. Burada, evet, yatay seyir devam edecektir. Yeni yıla da bu seviyelerde girmemizi bekliyorum.
Çok teşekkür ediyorum Ata Yatırım Yurt İçi Piyasalar Direktörü Cem Kaya katıldığın için diyelim ve Ata Yatırım ailesine de iyi seanslar dileyelim. Diyelim ve kısa bir araya gidiyoruz. Yatırım bülteninde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen info yatırıma gidiyoruz ve İsmail Güner borsa açılış beklentimizi karşılıyor olacak. İsmail günaydın, hoş geldin. Bugün hangi başlıkları takip ediyoruz? Nasıl bir açılış performansı olur? Evet, günaydın Pelin. Piyasalara baktığımızda artık yılın son günlerine yaklaşırken bizim piyasalarımızda gerekse yurt dışı piyasalarda bugün için çok fazla veri yok takip edeceğimiz. Dün Amerika ve Avrupa tarafında borsalar kapalıydı. Bugün ise daha çok yurt dışı tarafında İngiltere piyasalarının kapalı olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan küresel piyasalara baktığımızda dünkü kapalı olmasının ardından piyasaların biraz daha bizim piyasalarımız sakin bir gün geçirdi diyebiliriz. Pozitif bir gün geçirdi diyebiliriz. Yine yurt dışı tarafında baktığımızda böyle yılın son haftalarında son birkaç yıldır dikkatimizi çeken sene sonu rallisi dediğimiz yukarı yönlü yükselişlerin Amerika ve Avrupa borsalarında biraz daha son 2 yıldır Aralık ayının son haftasında yükseliş yönünde gerçekleştiğini görüyoruz. Ve burada bu haftada yine yurt dışı piyasaları biraz daha pozitif yönde hareket etme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki yıl için baktığımızda ise daha çok ekonomiye yönelik yine enflasyon gibi konular, büyüme gibi ve istihdam gibi ve FED politikalarının ön plana çıkacağı gündem konuları yine en çok konuşacağımız konular arasında. Özellikle alternatif piyasalara baktığımızda piyasalarda Amerika tarafında özellikle 10 yıllık tahviller tarafında tedirgin bekleyişin hakim olduğunu söyleyebilirim. 3.50'ler seviyesine gerilemiş olmasının ardından piyasalarda faizler tekrar 3.70 seviyelerinde tedirgin bir bekleyiş içerisinde. Dolar tarafında da aynı şekilde dolar endeksi geçtiğimiz haftalarda, aylarda 112 seviyelerini görmüştü. Ve şu an tekrar 104 seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Yani 103.70 seviyesinin de taban oluşturduğunu da hatırlatmakta fayda var. Yani piyasalar biraz daha böyle tedirgin bir bekleyiş içerisinde dememiz daha doğru olur. Brent petrol tarafına baktığımızda küresel piyasalardaki bu krize rağmen ve piyasaların buradaki riskli ortamın devam etmesine rağmen halen 76 dolarlardan 85 dolarlara yükseldiğini görüyoruz. Ons altın tarafında da aynı şekilde 1630 dolar seviyesinde güçlü bir taban oluşumuyla birlikte doların değer kaybetmesinin paralelinde burada ons altın tarafında 1800 dolarlarda denge bulunduğunu da söylemek mümkün. Bizim yurt içi piyasalara baktığımızda ise haftaya biraz daha pozitif başlangıç yaptığını söyleyebiliriz Borsa İstanbul'un. Yeni rekor kapanışlar gerçekleşti. Büyük bir ihtimalle bugün de yukarı yönlü yurt dışı vadelilerin pozitif olmasıyla birlikte Borsa İstanbul tarafında yukarı yönlü hisse bazlı hareketlerin ön plana çıkmasını bekliyoruz Pelin. Çok teşekkür ediyorum İsmail. Aktardıkların için iyi seanslar diliyorum sizlere. Evet, böylece programımızı noktalıyoruz ama önemli bir haberimiz var. Dünyanın milyarderleri Ocak ayında yaşanan teknoloji hisselerindeki sert düşüşte seneye milyarlarca dolar kaybederek başlamıştı. Mart ayında ise Fed'in faiz artırımını başlatması ve bunu sıkılaşma dalgası ile birlikte global hisse senedi piyasalarında ise yaşanan kayıplarla birlikte milyarderlerin servetinde yaşanan erime daha da derinleşti. İzliyoruz. 10.15'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. ...2022'de dünyanın en zenginleri için işler o kadar da iyi gitmedi. Dünyanın milyarderleri, Ocak ayında yaşanan teknoloji hisselerindeki sert düşüşle seneye milyarlarca dolar kaybederek başladı. Mart ayında Fed'in faiz artırımıyla başlayan sıkılaşma dalgası ortamında, global hisse senedi piyasalarında yaşanan kayıplarla birlikte, milyarderlerin servetinde yaşanan erime daha da derinleşti. 2022'de
Tesla CEO'su Elon Musk'ın serveti 106 milyar dolar, Jeff Bezos'un serveti 76 milyar dolar erirken Bill Gates 22 milyar dolar kaybetti. 2022'de Tesla hisselerinin değer kaybı sonrası şirketin piyasa değeri 500 milyar doların altını gördü. Bu gelişmenin etkisiyle Tesla'nın patronu Musk, Bloomberg milyarderler listesinde ikinci sıraya geriledi. Fransız lüks imparatorluğunun başındaki Bernard Arnault ilk sıraya yerleşti. Listede ilk sırayı kaybetse de en çok konuşulan milyarder olarak yerini kaybetmeye niyeti olmayan Musk, 2022'de Twitter'ı satın almasıyla gündemden düşmedi. Musk'ın Twitter'ı satın alma macerası Nisan'da başladı. Ekim'de Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma sürecinin tamamlandığı bildirildi. Satın almadan sonra ünlü milyarder maliyetleri düşürmek amacıyla Twitter'da geniş çaplı işten çıkarmalar yaptı. Mavi Tik abonelik uygulamasının başlayacağını duyurdu. Bernard Arnault ise 170 milyar doları aşan servetiyle artık dünyanın en zengin kişisi. Küresel piyasaların sert dalgalanmalar yaşadığı yılda Arnault'un serveti sadece 7 milyar dolar eridi. Arnault, dünyanın en büyük lüks grubu Louis Vuitton ve şampanya markası Dom Perignon'dan Christian Dior'a kadar 75 markanın patronu konumunda. Yaşanan fırtınaya rağmen milyarderler listesinde yükselişi durdurulamayan bir diğer isimse Hintli Adani oldu. Adani, 48.6 milyar dolarlık artışla 2022'de servetini en çok artıran isim olmayı başardı. Böylece Adani, Amerikalı e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengin üçüncü kişisi olarak listeye adını yazdırdı. Bir zamanlar dünyanın en zengini unvanını taşıyan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ise 115 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin dördüncü kişisi durumunda. Bloomberg Milyarderler Endeksinde yıla 14. sıradan başlayan ve zenginler listesini hızla tırmanan Adani'nin kurucusu olduğu Adani grubunun petrokimya, havacılık, savunma ve veri merkezleri dahil birçok sektörde yatırımları bulunuyor. 2022'de servetini en çok artıranlar arasında Amerikalı Jeff Bezos, TikTok'un patronu Zhang Yiming, Chanel'in sahibi Francis Wertheimer kardeşler, Lübnan kökenli Fransız iş insanı Rodolphe Saad ve Amerikalı Harold Gillenham gibi isimler yer alıyor. 2022'de küresel servet dağılımı konusunda en kritik gelişmelerden biri de Rus oligarklara yönelik yaptırımlar oldu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı sert ekonomik yaptırımlarla karşılanırken birçok milyarder Rus oligarkın varlıklarına da el konuldu. Birçok süper yata da el konulurken bunlardan en dikkat çekeni Rus oligark Alisher Usmanov'a ait Dilbar isimli yat oldu. Yaptırımlardan en çok etkilenen isimlerden biri de 2003 yılında İngilizlerin ünlü futbol kulübü Chelsea'yi satın alan Rus milyarder Roman Abramovich oldu. Rus milyarder kendisine yaptırım uygulanması çağrılarının ardından Şubat ayında kulübün yönetimini vakfın mütevelli heyetine devrettiğini duyurdu. Rus oligark Londra'daki mülklerini satışa çıkarırken İngiltere hükümeti Abramovich'in varlıklarını dondurdu. Mayıs ayında Chelsea Amerikalı konsorsiyuma 5.25 milyar dolara satıldı. Haziran'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin Amerikan Başkanı Joe Biden'dan Abramovich'in Rusya ile arabuluculuk yapabilir gerekçesiyle yaptırım listesine alınmamasını istediği iddia edildi. İddiaya göre Beyaz Saray bunun üzerine listeyi hazırlayan Hazine Bakanlığı'na ulaşarak Avrupa Birliği ve İngiltere tarafından yaptırım listesine alınan Abramovich'in ve şirketlerinin yer almamasını sağladı. Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri'nde bir mahkeme, Rusya'ya uygulanan yaptırımları ihlal ederek yabancı bir ülkeden Rusya'ya izinsiz uçtukları gerekçesiyle Abramovich'e ait Amerikan yapımı iki uçağa el konulmasına izin verdi. Söz konusu uçakların bir dizi paravan şirketi üzerinden Abramovich'e ait olduğu belirtilen açıklamada, uçakların toplam değerinin 400 milyon doların üzerinde olduğu kaydedildi.